Baby if you give it to me. Dost dost diye nice mi? Pablo Picasso'nun Avignonlu Kızları. Bilgisayar benim için tıpkı bir fırça gibi. Sonuçta bir resim yaptığınızda kimse resmi sen değil fırça yaptı demez. Dünyadan herkese merhaba. Burası Ne Düşünmüştüm Radyo Stüdyosu. Evet, uzun süreli bir aradan sonra tekrar beraberiz. Gezegenimiz ve diğer komşu galaksilerde de uzun süredir beklenen ultra süper yayınımız tekrar başladı. Bazı dinleyicilerin yayının düzensizliğinden şikayet ettiğinin farkındayım ama temelde anarşist felsefenin olduğu bir yayından düzen beklemek de ironik olur. Tabii yayınların düzensiz olmasının sebebi bu değil. Benim rock'n'roll hayatım ve öngörülemez müthiş ultra şahsiyetim. Evet, yeterince böbürlendiğime göre bu akşamki yayınımızın konusuna hızlıca girebiliriz. Konumuz sizin de tıklayıp girdiğiniz videonun başlığında yazdığı gibi bütün beyaz Türklerin ve beyaz yakalıların okuduğu Harari abimizin Homo Sapiens kitabı ve diğer kitapları. Bunu konu almamın sebebi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi popüler olan bu kitap üzerinden büyük kasmak. Aslında şuradan yakalamak istedim. Bu kitap zamanla popüler olduğu için artık hani böyle bir das kapitalleşme ya da bir İncil efekt dediğimiz bir etkiye maruz kalması. Yani herkesin bildiği ve üzerinde konuştuğu fakat çok da fazla kişinin okumadığı kitaplar serisine dönüşmesi. Yani bu arada böyle bir tanım yok tabii. Hani İncil efekt diye bir tanım yok. Bu tamamen kendi ultra süper doğaüstü gücüm olan ayaküstü terim uydurma kabiliyetimle uydurduğum bir terim. Evet. Neyse, hemen konuklarımıza dönüp hoş geldin diyelim. Bu akşam iki değerli konuğum var. İlki yaşamıyla olmasa da ölümüyle tansiyon yaratmış, gelmiş geçmiş en popüler Yahudi olan Hazreti İsa. A.K.A. Jesus. Diğeri ise çarmı teknolojisini geliştirmiş ve Jesus'ın ölüm emrini vermiş Yahudiye'nin Roma valisi Pontius Pilate. Bizim valilerimiz kadar olmasa da kendisi de oldukça havalı işlere imza atmış bir arkadaşımız. Söylediğim gibi konumuz Harari'nin Sapiens kitabı. Bu kitapta aslında bahsedeceklerimiz daha önce Mitlerin Kısa Tarihi kitabında da sıkça bahsettiğimiz şey. Çok farklı değil yani. Bazı bilgiler haricinde genelde kitap insanların mitleri üzerine nasıl bir uygarlık kurduğunu anlatıyor. Zaten o yüzden kitabın adı da Hayvanlardan Tanrılara Homo Sapiens. Birkaç cümleyle özetlersek kitabı, hani eskiden böyle en vurucu cümle diye bir alıntı yapıyorduk. Hatırlayan var mı bilmiyorum yıllar önceki yayınlarımızda. Bunu da böyle özetlersek. İnsanın maymundan evrilmesi ve iletişim kurmaya başlayarak yazı ve mitlerle nasıl bir uygarlık inşa ettiğini anlatan sade bir uygarlık tarihi kitabı. Zaten Harari'nin kendisi İsrailli bir akademisyen, askeri bir tarihçi ve uygarlık tarihini böyle sadeleştirerek, yani sadeleştirerek aslında tabii çok bir ton şey var da böyle güzel bir hap şeklinde bir kitap yapmış. Ve güzel bir kitap. Sade okunur. Böyle metroda da okunur. Metrobüste de okunur. Eğer standart mesai saatlerinde çalışmıyorsanız okunur yani. Böyle bir kitap. Kitabın böyle hani indekslerinden bahsedersek, yani genel yapısı, kitap 4 bölümden oluşuyor. Birincisi bilişsel devrim, ikincisi tarım devrimi, üçüncüsü insanoğlunun birleşmesi, dördüncüsü bilimsel devrim. Evet, birinciden başlayalım. Birincisi bilimsel devrim, pardon, bilişsel devrim. Bunu okurken de karıştırıyorum. Birincisi bilişsel devrim. Şöyle diyor alıntıda. Yalnızca 6 milyon yıl önce tek bir dişi maymunun iki kızı oldu. Bunların bir tanesi şempanzelerin atası olurken diğeri bizim büyük annemiz oldu. Yani çalışkan insan Homo ergaster. Ve şöyle devam ediyor yine bir alıntı. İnsan tepeye o kadar hızlı çıktı ki
ekosistemin gerekli ayarlamaları yapacak vakti olmadı. Bu daha önce üstüne düşündüğüm mü yoksa okuduğum bir şey mi tam hatırlamıyorum fakat yani bu cümleyi şöyle özetleyebiliriz. Yani insan önce atom bombasını buluyor, sonra küçük ve çekik gözlü insanların üzerine bunu atıp binlerce sivil yok edip ondan sonra ya acaba biz ahlaklı bir şey mi yaptık? Yani bu doğru mu değil mi diye düşünüyor. İşte bu ekosistemin onu ayarlayacak vakti olmadığı şeyin alıntısının örnekle açıklaması. Ve zaten Homo Sapiens'ten sonra yazdığı ikinci kitap Homo Deus'un son sayfasında da şöyle bir şey diyor. Zeka mı daha değerli yoksa bilinç mi? Bu da biraz aslında onu anlatıyor. Yani çok bilindik klişe örnekler vardır mesela bu zeka bilinç alakalı. Yani bu ekosistemin bilincimizi hani zekamız çok hızlı ilerledi. Biz çok hızlı ilerledik ama hani ekosistemin bizi hani bilinçlendirecek, bir irfana eriştirecek bir evrim yapacak vakti olmadığı için zekamız bilincimizin çok önünde gidiyor. Bu yüzden de önce atom bombasını atıp sonra acaba bu ahlaklı mı diye düşünüyoruz. Keza aynı şekilde işte müthiş zeki SS subayları ve Alman mühendisliği süper bir gaz odaları yapıyor. Toplama kampları yapıyor. İnsanları öldürüyorlar ya bunların hepsi mühendislik zeka isteyen şeyler ama yapılan şeyde sıfır bilinç var. Ya da daha sonra abi biz ayıp etmişiz falan deniyor. Yani ki bence orada bence kimse suç üstlenmiyor ama neyse. Yani bu soruların cevabı aslında evet. Birincisi açarsak doğru. Ekosistemin bizi bilinçlendirecek kadar zamanı olmadı. Sadece zekamız gelişti. İkinci kitabın son sayfasındaki ikinci soru zeka mı daha değerli yoksa bilinç mi? Sorusunun cevabı da takdir edersiniz ki tabii ki bilinç. Ya da en azından bunların paralel yürümesi daha önemli. Yoksa sapıtıyorsun. Neyse. Bilişsel devrimin altında böyle alt başlıklar var. Ben de hepsini almadım, bazılarını aldım. Onlardan bir tanesi de bilgi ağacı diye bir şey. Şöyle bir alıntı var. Sapiens sonsuz sayıda yabancıyla işbirliği yapabilir. İşte Sapiens bu yüzden dünyayı yönetirken karıncalar ve diğer hayvanlar artıklarımızla beslenmek zorunda kalıyor. Ya burada karıncaların altını neden çizdi bilmiyorum. Karıncalar ve diğer hayvanlar neden dedi bilmiyorum ama aslında burada sadece kendi türüyle değil başka türlerle de iletişim kurabiliyor ve örgütlenebiliyor. Kurtları evrimleştirerek yani yapay seleksiyonla köpeğe çeviriyor. İşte avlanırken kullanıyor, güvenlikte kullanıyor, atları işte ulaşımda kullanıyor, tarlaları sürmekte kullanıyor. Yani ayıyı bile kullanıyor aslında showtime. Hani gösteri yapıyor. Hani bir filleri işte Güney Asya'da kullanıyorlar ağır işleri yapmak için vesaire. Yani Harari'nin aslında burada çok muhtemelen üstünde durmamıştır. Yani o da bunun farkındadır da. Demek istediği şey şu biz hayvanlardan ayıran şey daha önde olmamızı sağlayan şey aslında iletişim kurmamızı, örgütlenmemiz diyor. Ve şöyle bir alıntı daha var. Bilişsel devrimin arifesinde dedikodu Homo sapiens'in daha büyük ve daha istikrarlı gruplar kurmasını sağladı. Yani bilindik bu yayınlarda bahsettiğimiz 150 kişiden fazla insanı bir arada tutmak için daha büyük bir iddiaya ihtiyaç duyuyor ya insan. Bunun için de dedikodu yapıyoruz. En ilkel şekilde grup sadakatimizi, grup bağlılığımızı sağlayan şeylerden bir tanesi dedikodu. Yani sadece komşunun oğlunu ya da kızını konuşmuyoruz. Onların başarısını veya başarısızlıklarını konuşmak için değil, onları konuşmuyoruz. Ya bu konuştuklarımız üzerinden bir grup içi bağlılık güçlendiriyoruz. Bunun için de işte komşunun kızı hakkında inandığımız hikayeler kuruyoruz. Ve bu aslında tamamen onların hayatını umursadığımız için değil. Bizim kendi çekirdek kadromuzu bir ara yerde tutmak için kullandığımız bir tür mit, bir idea, bir başarı hikayesi veya bir ahlak güzellemesi üzerinden bir hikaye. Sadece dedikodu komşu kızıyla veya komşu oğlunun başarı veya başarısızlıklarıyla alakalı da değil. Bu işte bu dinler oluyor, şeytanlar oluyor, düşmanlar oluyor, cadılar oluyor ya da uydurduğumuz bütün hikayeler oluyor. Dedikodu olayı aslında en primitif olan şekli. Ve şöyle bir alıntı var yine bununla alakalı aslında. Bazı büyücüler şarlatandır ama çoğu tanrının veya şeytanın varlığına inanır. Bazı zenginler de paraya veya hisselere inanır. Bazı insanlar da insan haklarına inanır. Ama bunların hepsi mitten ibarettir. Diyor. Yani bu da aslında sistemlerin içinde yine bir mit olmadan, bir inanç olmadan sistemlerin bir ara yerde duramayacağından bahsediyor. Bir
Böyle bir alıntı. Sonra sel diye bir başlık var kitabın içinde. Ve şöyle diyor. Dev kuşlar, dev lemurlar ve diğer nesli tükenmiş hayvanlar. Burada insanın ayak bastığı ve daha önce hiç ortalarda görünmediği coğrafyalarda oradaki hayvanların bu alışık olmadıkları tuhaf canlıya karşı savunmasızlıkları nokta nokta nokta. Dünyanın tüm büyük yaratıkları arasında hayatta kalabilenler yine Nuh'un gemisinde köle olarak bulunan çiftlik hayvanlarıdır diyor. Ve alıntıyı bitiriyorum. Tabii burada çiftlik hayvanları derken neden bahsettiğini tam bilmiyoruz. Çünkü ben Hollywood filmlerini izlerken gördüğüme emin olduğum bazı sahneler var ve bu gemide sürüngenler ve vahşi hayvanlar da var. Ama tabii bu vahşi hayvanların üstünü sağlamasak da sirklerde ya da gösteri alanlarında kullandığımız bir gerçek. Yani aslında yine bize hizmet ediyorlar dolaylı yoldan ya da bazen direkt. Ama yine de yani Nuh'un gemisinde yani sivrisineklerin ve çocuk felci mikrobunun neden olduğunu hala anlamış değilim. Neyse sonra şimdi artık ikinci bölüme geçebiliriz. Bu birinci bölüm burada bitiyor. İkinci bölüm tarım devrimi. Ve başlık böyle çok sansasyonel bir alt başlığı var tarım devrimi bölümünde. Şöyle diyor. Tarihin en büyük aldatmacası. Ve şöyle devam ediyor. Burası çok güzel aslında. Biz buğdayı evcilleştirmedik. Buğday bizi evcilleştirdi. Evde yaşayan buğday değil, insandır. Evcilleştirmek, yani domestikasyon, Latince'deki domus, yani ev kelimesinden türemiş. Bunu da böyle sayfanın altında bir not olarak vermiş kendisi. Yoksa benim müthiş entelektüel derinliğimden ve Latince bilgimden kaynaklanmıyor. Ve şöyle bir alıntı var. Evrimin geçer akçesi ne açlık ne de acı çekmekti. Sadece DNA sarmalının kopyalanmasıydı. İşte bu tarım devriminin özüdür. Daha çok sayıda insanı daha kötü koşullarda olsa da hayatta tutmak. Yani bir şekilde üremek. Üremek ya da ürememek. Aslında bütün ontolojik mesele bu. Yani insanın kavramsal olarak hani hepimizin eğer mesela tabii dindar değilsek hani biz bu dünyada niye varız? Bunun bir cevabı var mı? Ki ilk soru böyle başlar ve sonra bunun bir cevabı olmadığı anlaşılır ve sonra bu varoluşsal cevabı kendimizin yaratması gerektiğine varırız. İkinci aşamada ve kendimize bir amaç belirleriz. İşte ben dünyanın en iyisi şu olacağım veya ben mutlu bir insan olacağım veya ben iyi bir baba olacağım veya işte iyi bir anne olacağım veya insanları mutlu edeceğim gibi varoluşsal bir amaç bulmaya çalışırız insan olarak. Bu insanın tabii böyle beşeri dünyasında olan hikaye. Ama hani evrimsel olarak ve böyle en primitif varoluşsal sebebimiz aslında yayılmak, üremek, DNA'mızı kopyalanması. Burada da bahsettiği şey yani eski çağlarda tarımın bizi çok daha süper ve konforlu bir hayata kavuşturduğu değil. Yani kavuşturmasa bile sonuçta DNA'mızı kopyalayabildik. Avlanmaya ve toplamaya fazla vakit ayırmadan kötü koşullarda yaşasak da çoğalabildik. Bu da zaten başarılı bir devrim. Yani insan tarım devriminden sonra yerleşik hayata geçince aslında öyle çok konforlu bir hayatı ve evrimsel bir ilerlemesi olmamış. Hatta gerilemesi olmuş. İşte dişleri çürümüş, boyu kısalmış, eklem ağrıları yaşamaya başlamış. Yani fiziksel olarak çok hayırlı olmamış bizim için tarım devrimi. Ama DNA'mız tarafından bakılınca her şey okey. Yani bir laf vardı birinin tam hatırlamıyorum. Yani şöyle diyordu. Yayılmak için yayılmak sadece bir kanser hücresinin ideolojisidir diyordu. Yani evet kanser hücresinin ideolojisidir doğru kanser yayılıyor ve sonra bulunduğu bedeni öldürüp aslında kendi de ölüyor. Ama bakıldığı zaman insanın da çok farklı olduğunu söyleyemeyiz yani yaşadığı dünyayı yok ediyor ve sonuçta o dünyada yaşadığı için kendi de yok oluyor. Ya da başka dünyalara sıçrayamazsak olacak olan bu en azından şimdilik görünen o. Neyse devam edelim. Bir de şöyle bir şey var bu tarım devrimi olayında. Şimdi ben bunu çizmiştim de o yüzden biraz muhtemelen takip etmişseniz sansasyonel de bir olay. Göbekli Tepe diye bir şey var. Bilmeyenler için. Tarım devrimine girmişken ondan da bahsedelim. Kitapta da var aslında da. Hani bunu yapanlar 150 ya da 200 kişilik topluluktan daha fazlası. Antropolojik matematiğin bize 200'den fazla insanın
varsa yani ortada bir mit yoksa bir ara yerde duramayacağını söylüyor ya. İşte Göbekli Tepe'de yapılan şey tapınak ise bu bir din. Şimdi işte antropolojik matematiğe göre dinler tarım devriminden sonra, tarım toplumuna geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Yani aslında var da yani ibadethane tarım devriminden sonra oluyor. Çünkü işte yerleşik hayata geçiyorsun. Madem yerleşik hayata geçtik ve dinimizde hala hazırda bir şeyler var etrafta, o zaman niye bir tapınak yapmıyoruz demişler. Yani bu makul. Ama şimdi Göbekli Tepe'nin tarihi tarım devriminden önce ve bu adamların tapınakları var. Şimdi çelişki burada başlıyor. Ve bu adamlar tarım yapmayı da biliyorlar. Çünkü oradaki arkeologlar şöyle diyor. Bu adamlar eğer bu bir tapınaksa, ki tapınak olduğu söyleniyor. Bir de tabii bir daha düşük bir iddia var. O da hani böyle yemek deposu olduğu söyleniyor ama zannetmiyorum. Yani çok çünkü o ilkel insana göre çok süslemeli bir yer yani. Yemek deposu olacak kadar bir şey değil. Sade değil. Ve bazı yerleşim yerleri de var hatta içinde. Ama şöyle diyorlar arkeologlar. Ya bu adamlar tarım yapmasını biliyorlar. Bu adamlar inşaattan falan filan da anlıyorlar. Yani bayağı büyük kayaları falan getirmişler. Zaten bu her yerde var yani. Bu büyük kayaları taşıma olayını kim öğretmiş abi bu adamlar? Ben anlamış değilim yani. Piramitlerde de aynı şey var. Ya adamlar hakikaten çok zeki. Ya da biz çok aptal bir rol biçtik heriflere bilmiyorum. Neyse uzatmayayım. Yani şöyle diyor arkeologlar. Ya bu adamlar tarım yapıyorlar. Yani tarım yapmasını biliyorlar. Çünkü bu Göbekli Tepe'nin etrafında şantiye gibi bir şey kurmuşlar. Yani ilkel insanlar. Ve bunlar 200-300 kişilik gruplardan daha fazla insan olması lazım. Bu kadar taşı buraya getirmek için. Şantiye gibi bir şey kurmuşlar. Kalıntıları var. Belli bir yeri de tarım alanı yapmışlar. Hani bu inşaat bitene kadar biz buradan yemek yiyelim diye. Yani tahıl, ekmek ve bira yapıyorlarmış. Ve işleri bitince gitmişler. Burası çok kafa karıştırıcı. Bir matematiğe oturtamadım. Bilmiyorum. Göbeklitepe olayını böyle çizerken falan da araştırmıştım. Ve o zaman da pek bir şey anlamamıştım. Çok enteresan gelmişti. Yani bu güzel bir nüans olarak bu parantez içinde bunu da söylemiş olayım. Neyse. Şimdi modern dünyaya dönelim. Ve kitabın içinde şöyle bir başlık var. Hayali bir düzen. Şöyle diyor alıntı olarak. Burada artık tarım devriminden herhalde çıkıyoruz biraz. Tarihteki büyük savaşların hiçbiri gıda kıtlığından kaynaklanmamıştır. Ve şöyle devam ediyor. Fransız devriminin öncüleri aç çiftçiler değil, zengin avukatlardı. Roma Cumhuriyeti iç savaşlar neticesinde yıkılmıştı. Yugoslavya 1992'de dağıldığında tüm vatandaşlarını besleyecek kadar kaynağa sahipti. Ya da 1991'de Sovyetler Birliği yıkıldığında. Yani dağıldığında diyebiliriz. Tabii oysa biz Fransız devrimini pasta yemek istemeyen halk, Roma'yı Pompei'deki korunmasız seks ve Sovyetleri hamburger ve kot pantolonun yıktığını tabii ki biliyoruz. Nereden? Kurtlar Vadisi'nden. Burada da anlatılan insanın bir ara yerde durmak için mite ihtiyaç duymasıdır. Yani bunun mitlerin kısa tarihi podcastinde de konuşmuştuk. Ya bu sürekli alıntı yapıyorum kusura bakmayın. Çünkü biraz kitap üstüne konuştuğumuz şeylerin bir toplaması gibi. Yani demek istediği şey şu. Kısaca yine tekrar ve tekrar ve tekrar yine şunu söylüyor. Abi bir mit olmadan 200 kişilik bir grubu da 180 milyonluk atıyorum. Sovyetler Birliği'ni de 50-60 milyonluk Yugoslavya'yı da bir ara yerde tutamaz. İşte Yugoslavya'nın dağılması Tito'nun ölmesinden sonra başladı. O da çünkü Tito Yugoslavya iddiasının vücut bulmuş haliydi. Keza aynı şekilde işte Sovyetler Birliği'nin dağılması da onun dağılmasının sebebi de aslında artık işte sosyalist veya komünist dünya idealinin kendi halkı tarafından inandırıcı gelmemesinden kaynaklanıyor. Yani ortadaki mite insanlar inanmayı bırakınca otomatik olarak o oluşum, devlet veya birlik yok oluyor. Şimdi de mesela Brexit muhabbetinde olduğu gibi işte Avrupa Birliği, işte kardeşlik, bütün dünya halkları kardeştir, eşittir, bütün insanlar eşittir falan filan muhabbetlerinin işte göçlerden sonra ya aslında bütün insanlar eşit olmasa fena olmaz çünkü bu adamlar hiç bize benzemiyorlar ve bu adamlarla biz kardeş olmak istemiyoruz fikirlerinin küçük küçük baloncuklar şeklinde Avrupa'da yayılmasından sonra mesela Brexit oldu. Mesela İngiltere çıktı. Çünkü artık o Avrupa Birliği idealine inanmayı bıraktı.
Mesela ondan sonra Fransa'da çıkacağım falan dedi. Macron'un karşısında sarışın bir abla vardı. Şimdi ismini tam hatırlamıyorum. O da böyle bayağı kafa taşçı demeyeyim de biraz şahin bir ablaydı böyle Fransa siyasetinde. Mesela o da çıkacağım falan dedi. Sonra İtalya falan. Yani mesela böyle ilerliyor. Mesela bu aynı şey Amerika için de geçerli olabilir. Amerika'da Devletler Birliği ve orada da o sürekli pompalanan Amerikan rüyası ideali çöktüğü zaman onlar da der ki abi biz gidiyoruz. Zaten Kaliforniya her sene bir abi biz çıksak mı falan diyor. Takip ettiğim kadarıyla. Neyse sonuç olarak yine bundan bahsettik. Yani sonuçta mit, ortada mit yoksa her şey duman oluyor vesaire. Sonra şöyle bir alıntı var. Tekrar kitaba dönelim. Şöyle diyor. Tanrı tüm insanları eşit yaratmıştır. İnsanın özgürlük ve mutluluğun peşinden gitme hakkı vardır. Yani bu işte yine insan hakları falan dediğimiz hikayeler. Tabii sadece insan hakları değil, inandığımız birçok şeyin miti. Mesela yani işte yasalar, kırmızı ışıkta araçların durması gerektiği, işte annelerin kutsallığı, ölünce cennete gideceğimiz, işte Civilization'da maksimum 2 saat oynayacağım abi deyip bilgisayarın başına oturmamız. Bunların hepsi bir mit. Yani bunların hepsine inandığımız için olduğunu düşünüyoruz aslında, yoklar. Yani şöyle diyor hatta, kitabın belli bir yerinde yine bir alıntı olarak not almışım. Biraz tabii kaba saba bir alıntı ama yine de fena değil. Şöyle diyor. Kuşlar uçmaya hakları olduğu için değil, kanatları olduğu için uçarlar. Ve şöyle bir alıntı daha var. Eğer insanlar insan haklarının olmadığını fark ederse toplum çökmez mi? Ve kitapta Voltaire'a bir gönderme. Voltaire'un bir sözünü almışlar. Ve şöyle diyor. Voltaire Tanrı hakkında... Tanrı yoktur ama sakın bunu hizmetkarıma söylemeyin yoksa gece beni öldürür demişti. Walter abi de biraz sarkastik biliyorsunuz. Yine böyle hani infial yaratacak bir cümle söylemiş. Tabii nerede söylemiş bilmiyoruz da. Kısaca böyle birkaç alıntıdan sonra günümüzün mitlerine doğru ilerleyelim. Şöyle bir şey var. Romantik tüketicilik miti diye bir mit var mesela. Ve şöyle diyor Harari abimiz. Bir şempanze alfa erkeği asla gücünü komşu bir şempanze erkeğin bölgesine gitmek için kullanmadı. Firavun Babil'e tatile veya Fenike'ye kayağa gitmedi. Bugün ise insan yurt dışına gitmek için ciddi paralar harcıyor. İşte fırından çıkmış yine bir mit görüyoruz. Yani günümüz tüketicilik miti. Neyse. Şöyle diyor altta bir başlık var. Yine böyle bir sansasyonel bir başlık. Tarihte adalet yoktur. Böyle bir başlık var. Ve altında şöyle diyor. Bağımsızlık bildirgesini imzalayanların çoğu köle sahipleriydi. Aristoteles köleliği savunmuştu. Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Menderesleri savundun. Savunmadın. Sen burada da çok böyle çok şeydir. Yumuşak karnıdır Aristo'nun. Sürekli böyle köleliği savunmuştur falan filan. Yani tarihsel değerler diye bir şey var. Bunu herkes biliyor. Tarihsel dönemler diye bir şey var. Yani tamam adamlar çok zeki olabilir de adam bugünümüz insan hakları gelişmişliğiyle 4000 sene önceki adamı yargılayamayız. Ya da işte bu adamların köle sahibi var. İşte bu adamlar köle sahibi. Nasıl bağımsızlık bildirgesine imza atarlar işte. Siyahilere özgürlüğünü verirler falan filan. Ya bunlar biraz şey. Dönemsel gerçeklerin içinde oldukları için bunlar farkında değiller. Çoğumuz zaten öyleyiz. Şimdi mesela burada bir alıntı var. Burada da aslında yaşadığımız durumu iyi özetliyor. Şunu diyor. Çoğu yasal sistemde tecavüz mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirildi. Yani kurban tecavüze uğrayan kadın değil, onun sahibi olan erkekti. Ve hatta şöyle bir şey de var. Şöyle bir bilgi de var. Bunu alıntı olarak söylemiyorum da direkt bilgi olarak geçeyim. 1997'de Almanya'da tekrar düzenlendi ve evlilik içi zorla ilişkinin de tecavüz olduğu yasallaştı. Ha bizde hani bizde de evliyken nasıl insan karısına tecavüz edebilir ya falan gibi bir kafa karışıklığı falan olmuştu. Böyle şey mi oldu lan falan filan demiştim. Evet aslında tabii ki yani biz bile işte o zamanlar bunun bilincine varamamıştık mesela. Biz bile derken işte modern insan olarak yani bir 20 yaşında bir çocuk olsan bile bir çağın içindesin ve onun bilincine varamıyorsun. Şimdi 4000 sene önceki Aristo'nun söylediğinde getirmeye çalışıyorum. Ya adama köleliği savunmuştur demek saçma. Bir de tabii onu muhtemelen biliyorsunuzdur. Aristo'nun orada bir vizyon koymuş ortaya.
Demiş ki ya biz böyle rahat rahat felsefe yapacağız, düşüneceğiz. Bunun için kölelere ihtiyaç var. Köleliğin bitmesi için yani bu işleri böyle makineleştirebildiğimiz zaman kölelik anca bitebilir falan gibi böyle bir vizyon koymuştur 4000 sene önce Aristo. Ve hakikaten de işte İngiltere'de böyle buharlı makinelerle kol emeği olmadan kendi kendini dokunmaya başlayan makineler ortaya çıktıktan sonra hakikaten şey olmuş yani işte bu kölelik kalksın kalkmasın tartışmaları başlamış. Yani orada da insanoğlu görüldüğü üzere gayet pragmatist. Yani artık işe o kadar da ihtiyacı yokken köle emeğine diyor ki o zaman işte bilinçleniyor. Hani diyor ki abi ya biz ayıp mı ettik acaba falan. Yani evet tabii ki ayıp ettiniz eşoğul eşekler. Neyse nihayetinde 3. bölüme yani insanoğlunun birleşmesi bölümüne geldik. Burada insanoğlunu birleştiren araçları veriyor. Burada 3 tane araç var. Bunları kategorize ediyor ve aslında Batı medeniyeti hep bunu yapar. Kategorize eder. Burada da aynı şeyi yapıyor. Harari ve diyor ki insanlığı birleştiren 3 tane temel araç var. Bunların bir tanesi din. Yani din anlatısını zaten geçiyorum. İkincisi para. Para konusunda şöyle bir alıntı yapalım. Din bir şeye inanmamızı isterken para başkalarının da inandığına inanmamızı ister. İşte bu inanılan şeye, inanılan para birimine dünya çapında herkes inanınca o dolar gibi rezerv para oluyor. Yani burada ben Türk lirasına inanıyorum ama komşumun da o para birimine inandığına inandığım için para birimi oluyor. Burada ben dolara inanıyorum. Çin'deki adam da o dolara inanıyor olduğuna inandığım için dolar dünyada rezerv para oluyor. Bence de mantıksız değil. Üçüncüsü de ideoloji. Şöyle bir şey diyor. Diğer mitler gibi komünizmin de kendi kutsal metinleri ve kitapları vardır diye bir alıntı yaptım kitaptan. Marksizmin aslında nasıl dinleştiğinden bahsediyor. Yalanlanmasının zorlaştırılmaya, tartışılmasının zorlaştırılmaya çalışıldığı ve aslında bu bir yerden sonra evet dinleşiyor yani ideolojilerde. Ve aslında bu üçü de din, para ve ideoloji tek bir şey oluyor. Mit. Yani böyle teslis inancı gibi. Üç şey ama bir şey. Ve 4. 4. bölüm bilimsel devrim. Ve başlığı şöyle. Cehaletin keşfi. Ve şöyle devam ediyor. Modern bilim bilmiyoruz anlamına gelen Latince köküne dayanır ve hiçbir şeyi bilmediğimizi varsayar. Ve şöyle devam ediyor tekrar. En zeki olanlarımız ölüme anlam katmaya çalışmıyor. Bunun yerine ölümü yenmeye ya da ölümü geciktirecek şeyleri bulmaya çalışıyor diyor. Bilimsel devrim başlığının altında bu iki alıntı var. Ve aslında demek istediği şey şu yine kutsal kitaplarda, dinlerde ve herhangi işte mitlerde genelde bir şeyin çaresi yoksa ki ölümün çaresi şu anda yok. Ama işte bir şeyin çaresi yoksa genelde o hikayeleştirilir. Ne derler? İşte ölünce cennete gideceğiz. Öldü ama çok manalı bir şey için öldü. Bunun için ölürsen çok manalı olur. İşte bu ne olabilir? Din, savaşları, işte başka ne olabilir? Normal savaşlar, herhangi bir ulus savaşı. Veya işte bir hastalıktan ölürsün ve işte derler ki işte öyle bizim buralarda mesela yaygındır o söylem. Çok ahlaklı bir hayatı yoktu. O yüzden işte diğer tarafta çok acı çekmesin diye burada acı çekti ve öldü. İşte o da bir ölüme anlam yüklemektir. Bula bula yani aslında mevzu şu. Ölümün çaresini bulamayanlar genelde ona bir anlam yüklerler. Ama zeki olanlarımız genelde buna bir anlam yüklemez. Ya çaresini bulmaya çalışır ya da onu geciktirmeye çalışır. Bunlar da genelde bilim adamları. Yani bilim burada daha samimi bir şey söylüyor ve diyor ki bilmiyoruz. Bu neden böyle oluyor bilmiyoruz ama araştıralım bakalım. Tabi bunun şeyleri var. Ne derler? Alternatifleri. Neden alternatif değil de istisnaları. İstisnaları var. Cizvit sahipleri diye bir oluşum var mesela bu Katolik dünyada. Bunlar da işte bilimle falan ilgilenmişler zamanında desteklenmiş ama tabi bu çok şey bir yapı böyle kapalı kutu bir yapı. Zaten o ne derler Vatikan'ın ideolojisi de böyle çok ser verip sır vermemek üzerine. Cizvit sahipleri de genelde astronomiyle ilgilenmişler. Böyle şeyleri vebayı falan çözmekten ziyade genelde işte yıldızlar, işte dünyanın yarı çapı. Ama tabi bunlar da çok sınırlı. İşte yine zamanında Avrupa Orta Çağ'dayken işte bu İslam coğrafyasındaki insanların böyle istisnai bilimde ilerlemeleri gibi falan. Yani her zaman. Ama bunlar çok istisnai küçük şeyler. Ve
genelde kafası çalışan adamlar da hem İslam coğrafyasından olsun hem Hristiyan coğrafyasından olsun tukaka edilmişler. Ve devam ediyor, şöyle devam ediyor. Bilimsel devrim başlığı, kapitalist inanç. Ve kapitalist inançta şöyle bir düşünce olduğunu söylüyor. Aç gözlülük iyidir ve ben zenginleşerek sadece kendime değil, tüm topluma fayda sağlıyorum. Ya bu da tabii tahmin ettiğiniz gibi kapitalistlerin, tamam biz çok zengin olduk ama bak binlerce insan çalıştırıyoruz. İşte bizim sayemizde onlar da ekmek yiyor falan filan. Yani aslında bu artı değeri ve artık emeği sömürüp sonra da şey demeye getiriyorlar. Yani biz tamam burada bir adaletsizlik var ama işte bak biz de fena adamlar değiliz gibi kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Aslında tabii orada bayağı ciddi ciddi bir sömürü var ve aslında uygarlığın temeli de bu sömürüde. Ve şöyle bir bölüm daha var. Burayı okuduğumda çok zevkli bulmuştum. Hayali toplumlar. Ne diyor hayali toplumlarda? Şöyle bir alıntı var. Dolabımda duran 2 yıllık unla yaptığım pasta 2 yıllık pasta olmaz. Yani bizde de bir kafa karışıklığı var ya. Yani işte biz Moğol muyuz? Moğollar Türk mü? Orta Asya'dan geldik diyoruz. Bir yandan da hani ya Sümerler de Türk mü falan hani. Ya bunların hepsi aslında bu tarihimizi daha köklü göstermek için ne diyoruz? İşte biz Sümerlere dayanıyoruz falan. Hititler bizim kültürümüzdür. Sümerler bizim kültürümüzdür. İşte biz öyle çok eskiye dayanan bir uygarlığız. Bizdeki olduğu gibi kurumlarını kökleştirmek için mesela askerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi zannedersem 205 falan yazıyordu. O da şeye dayalı işte Metehan'dan itibaren. Yani burada da mit yaratıyor tabii ama tabii öyle bir şey yok. Yani Cumhuriyet'te beraber kurulmuş ordu bu. Tarihi olabilir ama 205'te de kurulmadı yani. Hayali toplumlardan kastı aslında bu. Ve aslında demek istediği bu dolabımda duran 2 yıllık onunla yaptığım pasta 2 yıllık olmaz mı muhabbeti de bu. Yani demek istediğim bu bölümde az çok bunlardan bahsediyor. Kısadan ise ne öğrendik? Radyo programlarından bilgi alınmaz. Şaka bir yana bu akşam mitlerden ve kısa bir uygarlık tarihinden Harari'nin penceresinden bakarak bilgi edinmeye çalıştık. Evet. Ve şöyle bir şey var. Başında söylediğimi hatırlamıyorum. Yine böyle bir Harari serisi yapacağım. Şimdi 2 kitabı daha var. Onları da okudum. Ya genelde burada bahsettiğim kitapları okuyalı çok zaman oluyor. O yüzden tekrar okumak zorunda kalıyorum. O da aslında iyi bir şey çünkü üstünden tekrar geçiyorum. Daha iyi böyleymiş falan oluyor insan. Yani şey yapmak bana çok sağlıklı gelmiyor. Şimdi şu kitabdan bahsedeceğim, o kitabı alayım, okuyayım ve bahsedeyim. O biraz yani şans. Yani çünkü çok tırt çıkabilir. Ve burası böyle bir şey değil yani. Genelde kitaplar üzerinden muhabbet ediyoruz. Aslında bütün makara bu. Evet. Buraya kadar geldiyseniz ve eğer yayını beğendiyseniz dislike atmayı ve abonelikten çıkmayı unutmayın. Eğer 1000 kişi yazsaydık katıl butonu koyabilirdim ve katıl tuşuna basmamanızı da isteyebilirdim ama bu şu anda bir paradoks olur. Ama neyse ki artık bir Patreon hesabımız var ve yayının altında paylaşıyorum. Bu arada bazı özelden böyle yazan ve konuştuğumuz arkadaşlar biliyordur. Ben bir tasarımcıyım ve yani bir art direktör çizer olarak hayatımı kazanıyorum. Yani kendi çizimlerim ve tasarımlarım var. Eğer Patreon hesabından bağış yapmak size kendinizi Alaska'yı Amerikalılara birkaç milyona satan Ruslar gibi hissettirecekse kendi çizimlerimi ürünleştirip sattığım bir sayfam da var ve bunu da yayının altında link olarak paylaşacağım. Neyse mevzuyu fazla uzatmayayım. Ne düşünmüştüm radyo? Sizlere iyi akşamlar dilerim.